her iki şarkı içinde. Orhan Bey, mikrofonunuzu aldınız. Sizle başlayalım mı? Olur. Buyurun. İlk türkümüz bizim adeta milli marşımız gibi bir türküdür. Yüzlerce yıllık mazisi. Belki ta bozoklardan geliyor. Ve kaynak kişi de Allah gani gani rahmet eylesin, Yağcı Fehmi Efe. Bizim Ankara seymenlerinden, zeybeklerinden, efelerinden onlar alınmıştır. Yağcı Fehmi Efe. Yağcı Fehmi Efe olarak geçer. Evet. Yani TRT kayıtlarında kaynak kişi, alınan kişi, derleyen kişi o geçer. Bizim milli marşımız gibidir adeta halk müziğinde. Harika bir eserdir. Fidayda, Hüdayda da derler. Ve bunu Ayşen süper 10 numara gereği gibi okudu. Ve ekip de tam anlamıyla figürleriyle o otantizmi vererek dans etti. Yani oynadılar. Harikaydılar bütün figürleriyle. Hem Ayşen hem ekip harikaydılar. Boyat Gençlik ve Spor Kulübü zannediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Boyat, evet. İkinci milli marşımıza gelince o da büyük üstad Sayın Münir Nurettin Selçuk'un Segah eseri harikaydı. Onun da çok iyi yorumunu yaptı Ayşen. Her zamanki gibi çok iyi bir yorumcu olarak şu anda yine karşımızda, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Ayşe. Çok teşekkürler. Benim için notu da verebilirim. Her ikisi için de 10 veriyorum. 10 veriyorsunuz. Harika bir şey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada bir şey söylemek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Jürimizi bekledim ben bunu söylemek için. Sizler sevgili izleyiciler bizi zirveden indirmiyorsunuz. Televizyonculukta reyting önemlidir. Hep zirvede tuttunuz. Bu program başladığından beri 20. haftayı geçtik. Ama şunu anlıyorum ki ben buradan, siz iyi yapılan işe, iyi müziğe, çok çok kaliteli bir jüriye her zaman prim veriyorsunuz. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ebru Hanım, buyurun. Ben de mi? Siz de devam edelim yoksa Bülent Hanım bir şeyler söyleyecek. Peki. Çok mutluyum. Çok mutluyum diyorsunuz. Çok mutluyum. Bir eser ancak bu kadar lezzetli, bu kadar asil, bu kadar güzel okunabilir. Teşekkür ederim. O vizon rengi elbiseniz müstesna. Teninizin rengiyle akompanya olmuş. Takılarınız hakeza aynı şekilde. Bu nasıl bir asalet, nasıl bir güzellik. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlara gelince müzikal manada fevkaladenin fevkinde kelimesinin cuk eşittiri. Harika. Bu kadar olabilir, bu kadar güzel bir merhum üstadın, efendim hocamızın eseri fevkaladenin fevkinde okundu. Dinlesinler de öğrensinler nasıl okunacağını. Teşekkür ederim. Sağ olun. 10 veriyorum efendim. Of 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 of. Teşekkürler. Ben burada izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sizler oylarınızla bu yarışmanın sonucunu belirliyorsunuz. Tabii ki jüri üyelerimiz oy veriyor ama sizlerden de çok yoğun oylar geliyor. Lütfen hak ettiğini düşündüğünüz, kalıcı olarak görmek istediğiniz yarışmacılarımıza verin oylarınızı. Jürimizi lütfen iyi dinleyin, onların yorumlarını iyi dinleyin. Elinizi vicdanınıza koyun, oylarınızı öyle verin. Sadece hemşerilikten dolayı ya da bir tanıdığınızın bu yarışmada olmasından dolayı oylarınıza yüklenmeyin. Siz çok büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Ya da sözünüzü izleyiciler. Kesiyorum, bağışlayınız. Ya da jürinin... jürideki bir azanın efendim herhangi yapmış olduğu bazı yorumlara size itici gelebilir. Efendim sempatik o gelebilir, evet gelebilir. Yani o sempatik gelirse zaten numarayı verir ama itici gelirse ben sana gösteririm görürsün sen deyip bizlerden bir tanemize
ekseri bana olabilir o. Çünkü ben çok da konuştuğum için kızabilirsiniz. Ama beni cezalandırın. Bana ceza vereceğim diye. Çünkü normal şartlar altında bana puan vermiyorsunuz. Kasetim falan çıktığında siz onu almayın, bana o zaman ceza verin. Aman rica ediyorum, istirham ediyorum. Lütfen bana inat olsun diye birilerinin numaralarını kısmayın. En azından bu hanımefendinin nasıl bir icra sergilediğini görüyorsunuz. Yukarıda Allah var ve kullar da bunu duyuyor. El insaf olur, değil mi efendim? Veyahut da benim beğenmediğim birini söyledim. Ben kendim adına konuşuyorum. Evet. Efendim beğenmedim, olmadı. Burada detone oldu, şurası şöyle oldu, böyle oldu denildiği vakit onların hepsi bizim çocuklarımız. Ben müzikal manada konuşuyorum. Bu size itici gelebilir. Öyle mi, sen beğenmedin, biz buna numarayı verelim de sen de oturduğun yerde öylece kal dersiniz. Bana bir şey olmaz. Bana bundan sonra ne olur? Bana ne olacak ki? O çocuğa haksız yere numara verirseniz, o hak etmediği numarayla efendim o geceyi belki tamamlar. Ama onun için hiç iyi olmaz. Tabii ki. Çünkü o kendini inandıracak. Aa, koskoca Bülent Ersoy beni beğenmedi ama bak insanlar bana bunu verdi. Ve Bülent Ersoy'a rağmen gecenin birincisi oldu mu kendi kendine kutlar ve inandırır. Hiç inandırmasın. Ben müzikal manada konuşuyorum ve söylediklerim doğrudur. Çünkü normlar bellidir. O normlara göre yanlış yapılmışsa, eksik yapılmışsa onu söylüyorum. Ben kafadan atmıyorum, irticalen konuşmuyorum. Tabii ki. Onun için zararı olur o çocuklara, küçücük insanlara. İnandırıcı gelir, halbuki inandırıcı değil. O tepki oyudur ve bence olmamalıdır. Ama tabii en büyük merci onlar olduğu için dikkat edersen nasıl usul konuşuyorum. Karşımda böyle biri olsa tozunu attırırım da bunlara yapamıyorum. Peki, teşekkürler Bülent Hanım. Armağancığım. Ben. Kampanya devam ediyor mu? Tabii. Siz sahneye çıktınız değil mi? Evet, çıktım. Bireysel olarak şarkı söylediniz mi? Evet. Peki. Size bir soru sormak istiyorum. Bu türküden sonra Dönülmez Akşam'ın Ufku'na neyi söylemek sizin fikriniz miydi? Evet, benim fikrim. Peki, sahneye çıksaydınız, Bulguru Kaynatırlar türküsünün arkasına Dönülmez Akşam'ın Ufkundayız diye bir klasik şarkıyı söyler miydiniz? Tabii ki söylemezdim. Peki, başka bir şey söylemeyeceğim. Söz savunmanın. Niye söylemezdiniz? Yani o zaman niye burada söylüyorsunuz? Bize önce Bulguru Kaynatırlar dediniz, arkadan da Dönülmez Akşam'ın Ufkundayız diye söylediniz. Şöyle söyleyeyim, biz bu hafta sadece bölgeler olarak ayrılmıştık. Ama sonradan bir şarkı daha söyleyebiliriz dendiği için ben bu eseri çok uzun zamandan beri okumak istiyordum. Fakat bir türlü de kısmet olmamıştı. O şansımı bu gece için kullanmak Peki, istemiştim. Peki mesela siz dinleyicinin ilgisini böyle ayakta tutabilir misiniz? Önce çıkacaksınız, Bulguru Kaynatırlar diye çok oynak bir türkü söyleyeceksiniz. Ondan sonra da Dönülmez Akşam'ın Ufkundayız söyleyeceksin. Yani doğru bir repertuar mı? Çünkü sizin öteki yarışmacılardan farkınız, kaç kişiye bugüne kadar vokal yaptınız? Sayısını şimdi çok unuttum i̇şte, artık. Yani siz sayısını hatırlamadığınız kere sahneye çıktınız ve sayısını hatırlamadığınız kere bir repertuarın içinde bulundunuz. Ve size sordular, ilk şarkınız zorunlu olarak türkü olmak zorunda. İkinci de siz seçin dediler. Siz de bunu yaptınız. Bana kalsa aslında çok özür diliyorum ama ben de böyle olmasını istemezdim. En azından önce Dönülmez Akşam'ın Ufkundayız'ı söyleyip, bütün arkadaşlarımız seçtiği şarkıları söyleyip, daha sonra tekrar belki bir dönerek, bir aynı tur daha sıra yapalım. Bir tur daha dönerek, belki o zaman yapsaydık böyle düşünmeyecektiniz. Şu an ikisi arka arkaya geldiği için o yüzden sizi belki rahatsız etmiş olabilir. Halam da erkek olsaydı amcam olacaktı yani. Ama ikisi arka arkaya olduğu için sizi rahatsız etmiş olabilir. Fakat araya bir zaman girseydi yani belki böyle düşünmeyecektiniz. Ben size şunu söylüyorum. Siz öteki yarışmacılardan daha deneyimli birisiniz. Ve benim dinleme zevkimi daha okşayacak bir şeyi bunun arkasına bağlayacak deneyiminiz var sizin. Ama siz başka bir şeyi tercih etmişsiniz.
O zaman ne olabilirdi? Yani aynen yürük bir eserin arkasından yürük bir eser seçmeniz gerekirdi. Evet. Halbuki zatıhaliniz oradaki sanatsal varlığınızı A'dan Z'ye ortaya koyabilmek adına, benim fikrim bu efendim, böyle muhteşem bir eseri çarşaf çarşaf efendim bir notası yazılmış 2-3 sayfa bir eseri efendim muhteşem tarzda okudunuz. Normal şartlar altında tabii ki değerli efendim Sayın Çağlayan Beyefendinin söylediği doğrudur. Evet. Bunu herkes bilir. Tabii ki. Bu bir açılış eseridir. Eğer çok ki doğru. Bir ağır semayı, yürük semayı veya bir ağır aksak falan okumuyorsanız tabii ki bu çok da güzel bir açılış eseri olabilir. İhtişamlıdır. Efe yapar. Fakat hangisi Bülent Hanım açılışı? Bu şey. Ölümez Akşamı. Münir Hocam. Evet. Efendim, muhteşem. Yani kelimeler tarif ve tasvire aciz kalır. Eserin büyüklüğünü ifade babında. Fakat bu gecenin içeriğinde, evet, konseptinde buyurduğunuz gibi efendim önce Türk halk musikisinden örnekler veriliyor. Onun için ne çare ki o zaman böyle büyük eser seçmemeniz gerekirdi. Ben de bunu söylüyorum zaten. Seçmemeniz gerekirdi ama o da bir ağırlığımı koyayım, farkımı koyayım. Çünkü burası bir er meydanı. Savaş, insanlar kendilerini gösterecekler, o bakımdan kendilerini beğendirecekler. Bu kadar büyük eseri de böylesine layıkı veçiyle okuyabildim işte ben diyebilsin adına okudu. Ama yani, bir şey soracağım. Hocam. Bugüne kadar kaç kez kendi seçtiğiniz eserleri okudunuz? Çok kez. Sanıyorum bu 8 ya da 9. hafta. 9. hafta. Peki 9 haftadır okumadınız da Dönülmez Akşamın Ufkundayı Bulguru Kaynatırların aklına bağlamak bu hafta mı aklınıza geldi? İnanın öyle oldu. Ya peki. Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun Orhan Bey. Her şeyin bir demi vardır ya, belki demi geldi. Biz öyle deriz ya. Siz kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz? Şu anda. 11 yıl oldu. 11 yıldır demlenmemişti Orhan abi. Bugün hayır, demlenmiş. Hayır. Yok, bugün bu yarışma ile ilgili dem demek istedim. Şunu gördük ki. İki tane milli marş diyebileceğimiz iki tane yapıyı, birisi anonim, birisi kişisel duyarlılığın en yücesi olan iki eserin en iyi şekilde icrasını gördük burada. Harika bir yorum yaptı. Onun için kutluyorum. Yani bunu başarabildi. Önemli olan buydu. Bu akşamın formatında halk müziği ve ayrıca ikinci istek de serbestti. İstediğini seçebilirdi. Bir zamanlar şunu da söylemek istiyorum. Geçmişimizde kısaca bahsetmek istiyorum. Radyolar yeni kurulduğu zaman, Türkiye radyoları yeni kurulduğu zaman sabah 5'te 6'da program yaparlarmış. Ve bu programı büyük üstadlarımız, ablalarımız, annelerimiz, ağabeylerimiz yaparmış. Sabah kalkar jimnastik yaparlarmış sesleri açılsın diye. Çünkü o zaman canlı kayıt var. Sabah 5'te 6'da türkü söylemeye başlarlarmış. 7'ye 8'e kadar daha sonra şarkı söylemeye başlarlarmış. Aynı kişiler. Yani Türk radyoları bu şekilde bir gelenek ile götürmüş. Bu ayrı ayrı götürmüş. Zamanlar. Ayrı ayrı zamanlarda. Evet, her ikisinde aynı kişiler söylüyor. Ben bir başka örnek vereceğim beyefendi konuşmasından. Çocukken, yani daha doğrusu çok küçük yaşlarımdan itibaren ben bunları yaşadım, gördüm. Canlı performans vardı hep. Bant kaydı yoktu. Canlı yayın yani, değil canlı mi? Canlı yayın. Mesela evet. Sevgili Sayın Müzeyyen ablamız her şeyi okurdu. Hamiyet Yüce Ses her şeyi okurdu. Rahmetli olan Perihan bütün altında, hepsi Perihan'ın, Safiye Muhalle Mukadder, Sabit Etur, Gülerman ve rahmetli Zeki Radik Müren. Erten, evet. Hepsi her şeyi okurlardı. Önemli olan o anda hissettiklerini yapmaktı. Şu anda gördüğüm kadarıyla bugün iki tane eser okunmalıydı. En güzel eserlerden iki tanesini çok iyi yorumladı Ayşe. Önemli şimdi olan burada şöyle bir şey var. Merhum Zeki Müren biliyorsunuz hem helva diyen hem halva diyen çok nadir sanatkarlardan evet. biriydi. Müzeyyen abla gibi. Efendim zaten hep onun müritleriyiz biz.
Merhum Zeki Müren, hatırlarsınız, siz de hatırlarsınız muhakkak ki. Sen Zeki Bey'i dinledin değil mi? Dinledin. Efendim, bu bıdık olduğu için ben dinledim diyorum. Canım, bugün de pek güzelsin hayatım, su gibi. Teşekkür ederim. Eşek. Çok güzel. Aman bir güzel bunların vücutları dedim, olay oldu. Ayol nasıl? Evet. Aman bir daha demeyeceğim artık. Demeyeyim. Peki. Efendim, merhum Zeki Müren beyefendi Can Hatice derdi. Hani böyle bir edalı, evet. Efeli falan yapardı bir şeyler. Efendim, arkasından gözleri Ceylan Hatice Can Hatice, hemen arkasından hiç kesmeden Canar Rakibi derdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani onu hemen böyle bir bağlardı ve öyle bir yedirirdi ki geçmiş olsun El Fatiha yani. Bilirsin, siz sen de bilirsin. Örneği siz verdiniz, cevabı da siz verdiniz. O yüzden ben size cevap vermeyeceğim. Ben yapılanı söyledim. Yani öyle yapılan... bir yedirirdi ki dediniz. Evet. Yani. Şimdi zannediyorum. Evet, bir cümle söyleyin bana. Bu gece size oy vermem için. Ben o konuyla ilgili Armağan'cığım, ben de kaygılarını paylaşıyorum. Haklısın tabii ki. İkisi arka arkaya belki tuhaf oldu. Ama bir taraftan da biz istedik yarışmacılardan iki tane seçmelerini. Sahne programı değil esasında. Yarışmada da kendilerini en iyi şekilde göstermek istiyorlar ama çok doğru bir noktaydı. Cümle geliyor şimdi. Hadi bakalım. İçeride düşünmüş olman lazım. Bak Erhan bilmiyordu. Ben de bulamadım ama şey diyeceğim. Beğenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Beğendiğiniz için de herhalde oy yollarsınız. Olmadı mı? Olmadı. Yani bu cümleye buradaki kaç tane insan oy yollar Allah aşkına Ayşe? Şöyle söyleyeyim. Biz yeni tabii... cümle mi kuracaksın? Evet. Bir daha mı? Yeni cümle. Ben tek cümle de bitirelim. Tek cümle. Buyurun Ebran. Ebran. Ne oldu? Bir şey oldu ama ben yine kaçırdım galiba. Yorumunuzu alalım. Ayşen hakikaten çok iyi bir yorumcu. Fakat ben daha önceki haftalarda da söyledim. Pek tabii ki mektepli olmak en önemlisi. En başta olması gereken ama duygu eksiği var Ayşen. Ne olur biraz daha yüreğinden gelerek bana hissettirirsen çok sevinirim. Ben... Duygu eksiği diyor, o şeyi demek istiyor. Yani katkı, evet. Maddesi az biraz diyor. Biraz daha. Katkı maddesi ama ben siz... Ben size egzajere... Yo, ben egzajere edin demedim ama çok ufacık şeyler yaparsanız daha yüreğime işler... Ki bu yapılmış hali biliyor musun? Bu yapılmış hali. Normal şartlar altında bunları yaptırmazlar. Bence aslında... Yani yaptırmazlar. Esası tabii daha başka, daha yalın olmalı. Ama bunda bile var katkı maddesi olduğu halde ona az geliyor. Ama evet, yani bence bilmiyorum, söylemiş olduğunuz gibi çok fazla eseri bozmak istemediğim için. Ben biraz eseri daha fazlası bozar. Notasına ben uygun olarak okumaya çalışarak. Ben eseri bozmanızla alakalı bir şey söylemedim. Hayır, işte biraz eser daha katkı. Bozulmadan da katkı yapılabilir. Bu bir marifettir. Bunu da çok az insan yapabilir. Kesinlikle. Ha, tabii yani ki ama. Yani eser bozulmadan da katkı yapıldığını çok iyi biliyorum. Kesinlikle yapabilirsiniz. Bu ve sizde de o var. O sizde var. Benim inandığım. Peki. 9 Ebru Gündeş'ten geldi. Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy 10 vermişlerdi değil mi? 8. 8 de Armağan Çağlayan'dan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Toplam puana bakacağız şimdi. Aday numaranı bu arada hatırlatır mısın? Aday numaram 105. 105 Ayşe'nin aday numarası. Siz de evlerinize oy gönderebilirsiniz. Toplam 37 puan jüri üyelerimizden aldı. Reklamlardan sonra devam ediyoruz.